Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler yeni bir haftayı konuşuyoruz sizlerle haftalık burç yorumlarıyla. Sevgili Demet Baltacı karşınızdayız. Ve ben tabii ki her zaman olduğu gibi İnci Yazgan yine programın moderatörlüğünde karşınızdayım. Bu hafta neleri konuşacağız? Başak Burcu hakim gökyüzünde sanırım onu konuşacağız. Özellikle de güneş şimdi Başak Burcu'na geçti. Başakların da doğum günü kutluyoruz. Nece mutlu yılları olsun umarım onların da Önemi olur yıldız gibi parlarlar. Onun dışında da Mars ve Venüs Başak Burcu'nda detayları da sevgili Demet Baltacı'dan alacağız. Bakalım bu durumlar bizi nasıl etkileyecek. Merhaba Demet Hanım. Merhaba İnce'ciğim. Nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, nasıl gelişmeler var? Başak Burcu hakimiyetinde Evet sen güzel özetledin. <laughs> Neler yaşayacağız? <laughs> Artık Güneş'in Başak Burcu'na geçişi ve diğer kişisel gezegenlerin de yavaş yavaş Başak Burcu'na doğru hareketiyle beraber Yaz mevsiminin bitmeye başladığını hissediyoruz. Şimdi Başak sonbahar ayının aslında temsilcisidir, Eylül ayını yönetir ama yaz yazın bittiği tam da bitmediği, sonbaharında işaretlerinin geldiği... ama henüz tam gelmediği bir geçiş dönemindeyiz aslında. Bu bir hazırlık dönemi. Artık yazın rehavetinden biraz ayrılacağız. Tatilin bittiğini e, hissetmeye başlayacağız ve önümüzdeki sonbahar dönemine, kış dönemine de hazırlıklar yapmaya başlayacağız. İşte gezegenlerin de Başak Burcuna geçişi bir anlamda günlük hayatımız, bizim genel rutinlerimiz, düzenimiz, iş hayatımız, öğrenim hayatımız tüm bu konularda e, düzenlemeler yapmamızı sağlayacak. Her şeyi bir gözden geçirme. Bir ayrıştırma dönemindeyiz aslında. Güneşle beraber Venüs, Mars Başak burcunda. 29 Ağustos'ta Merkür de Başak burcuna geçecek ki hı hı. Merkür Başak burcunun yönetici gezegeni. Merkür'ün geçişiyle beraber aslında zihinsel olarak daha fazla hissetmeye başlayacağız biz Başak enerjisini ve 30 Ağustos'ta da Başak burcunda yeni bir ay doğacak. Hı hı. Evet, onun etkilerini evet. şimdi hissetmeye başlıyor muyuz? Bu hafta zaten hı hı. o Başak Burcu'na yeni ayda bir hazırlık dönemi hı hı. aslına bakarsak. Ben hissetmeye başladım. Başladık. Şöyle söyleyeyim. Başak Burcu hani hı hı. biraz daha tertiplidir Daha evet. böyle e, sağlıklıdır diyeyim yani daha doğrusu. Sağlığı önemser. Sağlığı önemser. Pimpiriklidir. Evet. E, ben mesela şu Üç gün oldu kendime sağlıklı yaşamla ilgili bir beslenme düzeni geliştirdim hı hı. E, ve normalde ben bunu uygulayamam aslında çok e, disiplinsiz yaşarım. Evet. E, üçüncü gün hemen bir tatlı görür hemen iyi evet. boş derim. şimdi şekeri bıraktım tamamen hayatımdan çok güzel. kestim. Çok Üç gündür de e, belli saat aralıkları vererek besleniyorum. Örneğin akşam 7'den sonra hiçbir şey yemiyorum. Hı hı. E, bunu yapabilmek herhalde bir başa ancak mahsus bir durum evet. diye düşünüyorum. Sanırım etkili. Etki altındayız. Etki altına e, girmiş görünüyorsun. E, Venüsün başak burcunda olması biliyorsun senin yönetici gezegenin yükselen burcu terazi olduğu hı hı. için bu da destek oluyor sana. Ondan uzun Evet. Bu hafta Venüs ile Mars başak burcunda birleşiyorlar ve Boğa burcundaki Uranüs'ten de güzel bir üçgen açı alıyorlar. Aslında tam da anlattığın konular o enerjileri bir şekilde eş zamanlı olarak gösteriyor gökyüzü. Çünkü Venüs ve Mars Başak burcunda birleşirken tabii ki ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü konularda biraz daha hassas olabiliriz. Detaylara dikkat edebiliriz. Ve e, Boğa burcundaki Uranüs de değişim demek. Hı hı. Yani değişim konusunda alışkanlıklarımız, günlük düzenimiz, bu beslenme düzenimiz de olabilir, çalışma düzenimiz de olabilir. Tüm bunlarda yapacağımız değişimler konusunda bizi daha fazla motive edecek ve cesaret verecek. Boğa da zaten beslenmekle alakalı. Uranüs'ün hı hı. boğa burcunda olması aslında tam da anlattığın konuları güzel bir şekilde simgeliyor gökyüzünde. Ee, şimdi birçok çoğu zaman hani düşünüp de yapmayı, yapamadığımız, e, harekete geçemediğimiz konularda, Gökyüzü bizi daha disiplinli bir şekilde harekete geçmemiz konusunda destekliyor. İşte Başak yeni ayı hı hı. bu anlamda çok verimli değerlendirebileceğimiz bir yeni ay. Evet. Peki Başak yeni ayı ve bu e, gezegenlerin Başak burcunda toplanması ile evet. birlikte bu haftaki dengeler nasıl, burçlarımız nasıl etkileniyor? Koçlarla başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ee, onların altıncı evinde yeni ay doğacak birçok gezegen ve onların yönetici gezegeni Mars da Başak Burcu'nda artık iş düşünüyorlar. Ee, tatilin o eğlenceli ve rahat enerjisinden biraz uzaklaşıp meslekleri, işleri, günlük düzenleri, öğrencilerse işte eğitim hayatları, tüm bunlardaki konuları daha fazla düşünüp odaklanmaya başlayacaklar. Düzenlemeler olabilir, organizasyonlar olabilir, iş planları olabilir. Çalışkan bir enerji söz konusu. Başak zaten son derece çalışkandır. Hı hı. Daha titizdir ve iş hayatlarının öne çıktığı çok da verimli olabilecekleri bir döngüye giriyorlar. Tabii ki yeni iş olabileceği gibi bu. Süre gelen işlerinde yeni düzenlemeler de olabilir. Başak e, aslında üretim burcudur ve en az e, maliyetle en fazla yararı nasıl elde ederiz? Buna odaklanır. O nedenle iş hayatında çok e, aranan burçlardır. Hı hı. Başak burçları e, ve belki işlerindeki verimi arttırmak için ne gerekli ne gereksiz bunlara odaklanacaklar. Koç burçları. Ee, çalışma saatlerini de düzenleyebilirler hı hı. örneğin. Ee, belki yardım aldıkları ya da yardıma ihtiyaç olduğu e, oldukları konular var. Bir yardımcı almak günlük hayatlarında bu iş de olabilir, ev ortamı da olabilir. Bu söz konusu olabilir. Evcil hayvanlar hani genel olarak yine günlük hayatlarında var olan e, konularla ilgili kavramlarda gündemde olabilir. Aynı zamanda sağlıklarına dikkat edecekler. Genel sağlık kontrolleri olabilir, bakımları olabilir. Belki yıllık bir check-up kontrolü olabilir. E, diyete başlamak, beslenme düzenlerine bir gözden geçirmek, spora başlamak. Tüm bunlar e, Koç burçları için bu yeni ayda gündemlerinde olacak. Verimli bir yeni ay, hı hı. hayatlarının kalitesini arttırmak ve her şeyi daha verimli hale getirmek için değerlendirebilirler. Evet, koçlarda oldukça fazla başak enerjisi gördüm bu evet, haftanın evet. gelişmelerinde. Peki boğalar nasıl etkileniyor yeni aydan? Boğalar aslında en güzel etkiyi alan burçlarımızdan birisi. Hı hı. Çünkü boğa da toprak, başak yeni ayı da toprak burcunda olacak birçok gezegende zaten başak burcunda ve beşinci evlerinde bir yeni ay var. Ee, boğalar bu ay daha fazla eğlenecekler diyebiliriz. Evet, herkes daha fazla çalışma e, içgüdüsünde ama e, onların beşinci eğlence evinde bir yeni ay doğuyor boğalar tatillerini geciktirdilerse ve fırsat bulamadılarsa belki bu yeni ay onlara bir tatil yapma imkanı verebilir. Aynı zamanda hayatın keyifli yanları, bu kapsama her şeyi alabiliriz. Aşk hayatımızı alabiliriz, hobilerimiz olabilir, çocuklar olabilir, sosyal hayatımız olabilir. Tüm eğlenceli konular, keyif aldığımız konu ve faaliyetler Boğa burcunun gündeminde olacak özellikle 14 Eylül'e kadar olan dönemde çocuk sahibi olmak olabilir. Mesela Hı -hı. bebek istiyorlar. Bu yeni ayda e, bu buna niyet edebilirler ve bu imkan olabilir tabii Hı -hı. ki. Çocukları var. Onların eğitimi, onların geleceği ile ilgili bazı meşguliyetleri olabilir bu ay genelinde. E, aşk hayatı ve romantizm için güzel fırsatlar var. Çünkü hem Venüs, hem Mars, hem Merkür hepsi onların aşk evinde Hı -hı. hareket ediyor. Dolayısıyla Uranüs'ün de Boğa burcundaki hareketi ve yeni ayda yaptığı o muhteşem üçgen açı Gerçekten boğaların hayatına birçok sürpriz getirecek gibi görünüyor. Yani sürpriz aşklar olabilir, hı hı. sürpriz bir bebek haberi olabilir. Oh, her yandan şanslı evet, gezmeler. Çok, çok istedikleri ama bir türlü hı. fırsat bulamadıkları bir tatile çıkabilirler hı hı. ya da güzel bir para gelebilir. çünkü Evet evet her şey var beşinci boğalarda. Beşinci ev e, kazanç alanında etkiliyor. boğalara epey yarıyor anlaşılan. Evet özellikle toprak burçlarımız hı hı. boğalar, başaklar ve oğlaklar hı hı. bu yeni aydan en fazla desteği alan burç gruplarımız. Hı hı. Dilerim herkesin gönlüne göre olur. Para isteyene para, bebek isteyene bebek geliyor bütün boğalar için diyelim o zaman. E, geldik İkizler Burcu'na onlar nasıl etkileniyor yeni aydan? İkizler Burcu değişken burç gruplarımızdan Başak da değişken dördüncü e, ev alanlarında yeni ay var. Birçok gezegen dördüncü evinde ve Merkür'de e, yeni ayda Başak Burcu'na geçmiş olacak. İkizler burcu biraz kaygılı, endişeli hissedebilir kendini. Çünkü Başak burcunun gölge yanı kaygıdır, endişedir, çok ayrıntıcıdır ve mükemmelliyetçidir. Ama her şeyin mükemmel olması o kadar kolay değildir. Bu nedenle Başaklar çok kolay rahat yani huzura kavuşamaz. Hep böyle gözüne bir şeyler çarpar, eksikler çarpar, hatalar çarpar. Bu nedenle çok eleştireldir. İşte onlar belki aile ortamında, günlük hayatlarında, ev yuva ortamlarında her şeyi biraz daha böyle organize etmek, mükemmelleştirmek için uğraşacaklar, çabalayacaklar. Aile içi ilişkiler de bu dönemde gündemlerinde olabilir. Ama tüm bunları yaparken kendilerini biraz hırpalayabilirler, yorabilirler. Huzursuz olabilirler, e, taşınmak, ev değişimi gibi konular da gündemlerinde olabilir. Belki yazlıktan ayrılıp işte kışlığa geçecekler. Bu da birçok iş demek, işte düzenlemeler demek, e, evde yapılacak e, hazırlıklar demek. Onları yorabilir genel olarak. Tüm bunları yaparken de hem zihinsel hem bedensel hem ruhsal biraz huzursuz olabilirler. Aile içi ilişkilerde de zaman zaman bu eleştirel yaklaşımlar e, problem yaratabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. İkizler burçları için özellikle bunu söyleyebilirim. Kendilerini rahatlatacakları faaliyetlere zaman ayırsınlar. Ee, neden keyif alıyorlarsa dinlenmek için en azından günlük hayatlarında meşguliyetler çok olsa bile buna zaman ayırsınlar. Bir de genel sağlıklarına özellikle solunum yollarıyla ilgili konulara e, ve sinir sistemleriyle ilgili hassasiyetlere dikkat etmelerinde fayda var. Evet ikizlere biraz uyarı niteliğinde oldu. Evet çünkü birçok gezegen onlara zıt açıda. O nedenle o zıt açı gerilimlidir, hı hı. stresler oluşturabilir. Peki geldik şimdi de yengeçlere. Onlar nasıl evet. etkilenecekler? Yengeç burçlarının 3. ev alanında bir yeni ay doğacak. Onlara destek olan dost bir burç Başak ve birçok bir gezegenin de Başak'ta olması. Uranüs'ün de boğadan destek vermesi. Yengeçler aslında rahatlar. Hı hı. Yengeçler hareket halinde oluyorlar. İletişimin çok yoğunlaştığı bir dönemdeler. Eğitim için, iş için seyahatler olabilir, ee, bazı ticari konular gündemde olabilir. Bu nedenle toplantılar, görüşmeler, hatta bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir ve yengeçlerin özellikle 1-10 Eylül arasındaki dönemi bu anlamda iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Yani bir karar verecekler, bir imza atacaklar, bir projeye başlayacaklar. Bu süreci değerlendirebilirler. Gökyüzünden güzel destekleri var. Arkadaşlardan çok sürpriz fırsatlar gelebilir. Bir teklif alabilirler örneğin. Ee, sosyal çevrelerinin onları destekleyeceği bir dönemdeler. Kardeşler yakın çevre, komşular. Onlarla ilgili konu ve kavramlarda bu ay genelinde biraz gündemlerinde olabilir. Evet, belki sosyal çevrelerinden arkadaşlarından evet. bir iş teklifi alabilir. İngilizler olabilir, aslında. olabilir. Hı -hı. Geldik şimdi de aslanlara. Onları neler bekliyor? Evet, aslanlar için bu ay para demek. Çünkü para Hı -hı. evlerinde yeni ay doğuyor birçok gezegenin para evinde olunca aslanlar para kazanma. E, konusunda daha e, dürtüsel olarak aktif olacaklar, motive olacaklar ve kazanmak için de çalışacaklar tabii ki. İş imkanları olabilir, süre gelen işlerinde yeni kazanç imkanları olabilir. Var olan paralarını nasıl kullanacaklar, nasıl değerlendirecekler, yatırım yapacaklar mı veya bir işe mi yatıracaklar? E, tüm bunları aslında şöyle bir gözden geçirip detaylı bir şekilde ele alıp e, planlayabilecekleri bir dönemdeler. Aslanların kariyer evinde de Uranüs geçişi olduğu için bu ay gerçekten onları parasal olarak destekleyecek hatta beklentilerinin de dışında ek kaynaklar getirebilecek bazı sürpriz açılımlar da olabilir. O nedenle bu süreci iyi değerlendirsinler. İş konularında, para konularında çok aktif olmaları gereken bir dönem bütçelerini de e, olumlu bir şekilde aslında ayarlayabilirler. Yani gele, gelir gider dengelerini de gözden geçirip bir muhasebe yapıp e, onlar için yararlı olacak şekilde e, mali durumlarını da düzenleyebilecekleri yine olumlu bir süreçteler. Evet. Ve geldik ayın yıldızı başaklara. Başaklara. Ee, başaklar nasıl etkilenecekler kendi burçlarında gerçek gerçekleşen evet. bu değişimlerden yeni aydan. Şimdi başrolde başaklarımız var. Hı hı. Onların doğum gününü kutluyoruz. Evet, necim, ee, mutlu mutlu yıllar olsun. dileriz ba tüm başaklarımıza. Şimdi bu yeni ay 6 derece başak burcunda olacak. 30 Ağustos'ta. Ee, dolayısıyla Özellikle Güneş burcu 6 derece ve yakınlarında olan Başaklarımız kişisel olarak daha fazla etkilenecekler. Yani doğum günü 26 Ağustos'la 4 Eylül arası olan Başak burçları hı hı. özellikle en fazla etki alan gruplar. Yükselen burcuda 6 derece ve yakınlarında olan Başaklarımız yine çok önemli etkiler alıyorlar. Yeni ay yenilik demek, başlangıç demek. Dolayısıyla Başak burçlarımız Yıl geneline yayılan bir şekilde aslında hayatlarında bir tazelenme, bir yenilenme enerjisi hissedecekler ve yeni girişimler olabilir. Onların kişisel haritalarının pozisyonlarına göre bu iş hayatlarında olabilir, günlük hayat sistemlerinde, düzenlerinde olabilir, ilişkilerinde olabilir veya tamamen kişisel imajları, görünümleriyle ilgili yapacakları bazı değişimler olabilir. Uranüs açısı olduğu için çok daha cesaretli olacaklar bu dönemde çünkü başaklar genel olarak temkinlidir, hı hı. biraz kaygılıdır ve çok emin olmadan harekete geçmez. Ama Uranüs öyle bir güzel enerji veriyor ki başaklarımız da bir anda o cesarete kavuşuyorlar ve çevrelerini de şaşırtacak sürprizler yapabilirler, bazı riskler de alabilirler ilginç ve farklı e, durumlarla, enerjilerle de karşılaşabilirler bu yeni ay döngüsünde. Ve bir anda hayatlarının hızlandığını, e, heyecanlarının arttığını hissedebilirler. Dolayısıyla aslında e, Uranüs'ün verdiği cesaretle ve gökyüzünün de verdiği o muhteşem destekle e, hayatlarına ne çekmek istiyorlar, neyi yenilemek, neyi tazelemek istiyorlar? Bunlara odaklandıkları takdirde çok da güzel enerjiler altındalar. Özellikle ayın onuna kadar olan dönemi yeni girişimler konusunda değerlendirebilirler. Evet. O zaman bu yeni ay başakları cesaret getiriyor. Cesaret getiriyor, sürprizler şey getiriyor. getiriyor. Evet. Zaten. evet, gayet güzel sürprizler. Açık olsunlar o zaman. Ee, geldik şimdi de. Terazi terazi olarak ben hemen sorumu yönelteceğim. Geçen hafta demiştiniz. ki evet. Teraziler sağlıklarına evet. dikkat etsinler. şekil adı gözüküyor ki hasta oldum. Ee, Geçmiş olsun. Ki, <gülüyor> 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 evet. Ya yani biraz da şöyle. Hem hasta oluyorum hem de psikolojik olarak "Aa gerçekten çıktı işte." deyip biraz daha hasta oluyorum. Biraz daha hasta. <laughs> Şimdi teraziler, <laughs> niye, terazilerde durum. Iı, evet, geçen hafta da söylemiştik. Çünkü birçok gezegen Başak burcuna geçince terazilerin 12. evidir ve 12. ev biraz hani geri planda kalmamızı gerektiren bir alandır. Bu bazen kendi irademizle olabileceği gibi bazen de işte bir hastalık nedeniyle olabilir. Aslında 12 ve 6. evler astrolojide genel sağlığımızı etkileyen evlerdir. Ve 12. evdeki gezegen hareketleri ruhsal, bedensel, zihinsel biraz daha hassas olabileceğimiz ve kendimizi ilgilenmemiz gereken bir süreci işaret ediyor. Ama bu senin için hayatında belki senin adına yapman gereken daha kalıcı ve daha yararlı, daha köklü değişimler için bir tetikleyici bir unsur da olabilir. Yani sağlığınla ilgili bir problem yaşadığında bu sende biraz endişe ve kaygı yaratabileceği için yaşam kaliteni hı hı. arttırmak, sağlığını daha güçlü hale getirmek için daha kalıcı bazı çözümler de getirebilirsin hayatına mesela. Şimdi 12. ev bizim alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımız ve bunlarla ilgili konuları da evet, gündeme getirir. Benim en büyük bağımlılığım tatlıydı. Tatlı. <laughs> Şu evet. an onu bıraktım. <laughs> evet işte başak beslenmemizle de alakalı Hı -hı. tamamen sağlığımızla alakalı ve bizim için ne zararlı onu keşfedip bir şekilde aslında bağımlılık olan zararlardan kurtulmak için de bu yeni ay döngüsü olanaklar sunuyor bize birçok gezegenin de senin gezegenin de Venüs başak burcunda Mars'la birleşiyor Uranüs'ünde o enerjisi var değişim konusunda cesaret veriyor ve şimdi sen de gerçekten beslenme düzeninde hı hı. daha köklü bazı değişimler yapabilirsin Bu süreç kendini dinlemek için bir bakımı almak için iyi bir dönem bu yeni ay döngüsü biraz dinlenmek için de kendine zamantanı ve kişisel kontrollerini mesela sağlık kontrollerini yaptırabilirsin. Hı hı. Ee, ruhsal ve zihinsel olarak da sakinleşmek için iyi bir dönem aslında. Yani her şey tamamen bedensel değil. Aslında evet. bedensel olan bedene yansıyan şeylerin kökeni Hı -hı. daha çok ruhsal zihinseldir. Doğru. Bunun kökenine inmek yani lazım. Bu dönemde lazım. çok evet. da güzel bir meditasyon grubundaydım. Ee, onu da tamamladık. Çok güzel. O da oldu. Gerçekten çok faydalı oldu. Ee, herkese tavsiye ediyorum. Terazilerin eğer bu dönem buna Hı -hı. ihtiyacı varsa evet. mutlaka denesinler. Bu dönem işte biraz bilinçaltına yönelmek, biraz e, iç iç dünyamıza yönelmek, biraz tefekkür yapmak, biraz hmm. ruhsallaşmak için süper bir dönem. Bu bize e, hem bir sakinlik verecek, bir huzur verecek, hem bir şeyleri keşfedeceğiz kendimizle ilgili, e, hem de o e, manevi anlamda e, derinleşmeyi sağlamış olacağız. Evet. Bu yeni ay bunlar için. Peki yeni önemli ay özel terazi başka şeyler getirecek mi şimdi hep kendiniz sordu demesinler. Evet. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz için de. Evet bu kadar yeni ay etkisi altında şu dönemde iş hayatında da bazı düzenlemeler yapabilirsin hı hı. tabii ki. Çünkü iş, çalışma, hizmet anlamına da geliyor Başak. Geri planda yapacağın bazı hazırlıklar olabilir. Hı hı. Şimdi 20 ayın 28'de terazi yeni ayı doğacak ve bir hazırlık dönemindeyiz. O döneme kadar aslında yapmak istediğin projeler olabilir. Onlarla ilgili hazırlıkları kendi başına, yalnız başına yapacağın. Hı hı. işleri hani çok fazla etrafa belli etmeyeceğin, açığa çıkarmayacağın, daha hani kendinle baş başa yapacağın çalışmalar için bu dönemi değerlendirebilirsin. Bir hazırlık hı hı. dönemi. Evet. Tüm terazi'ler için aynı şekilde. Evet, hı hı. özellikle hı hı. yükselen teraziler hı hı. senin hı hı. gibi yükselen terazi'ler için Anladım. bu enerji hı hı. daha yoğun. Evet, yükselenler gerçekten dediğiniz gibi hı hı. daha çok etkili oluyor hayatımızda. Ben de evet. son zamanlarda bunu derinden hissediyorum ve geldik şimdi akrepler'e. Akrep burçlarının 11. evindeki yeni ay döngüsü onların aslında sosyalleşmesini sağlayacak. Onlar daha fazla kalabalıklar içerisinde olabilirler bu ay. Grup çalışmaları, ekip çalışmaları için iyi bir dönemdeler. Tabii ki yeni iş projeleri olabilir. Ee, kariyerden gelen maddi kaynaklarını değerlendirebilecekleri yeni uygulamalar olabilir çok sayıda etkinlik var. İş eğitimleri için belki bazı seminerlere gidecekler, bazı workshop'lara katılacaklar. Ya da bizzat kendilerinin sorumluluk aldıkları önemli böyle ekip çalışmaları olacak. E çalışmıyor olabilirler ama özel hayatlarında da arkadaş çevreleriyle de daha fazla bir arada olabilecekleri hatta arkadaşlarıyla birlikte programlar yapabilecekleri bir süreçteler. Sosyal hareketli dışa dönük bir ay. Akrepler için çok verimli aslında. 11. ev şans evlerinden biridir. Hı hı. Maddi manevi çeşitli fırsatlar getirebilir bize. Uranüs'ün de onların ilişki evinde hareket ettiğini düşünürsek demek ki girdikleri ortamlarda ilginç bazı tanışmalar, yeni arkadaşlıklar hatta bu yeni arkadaşlıklar belki bir iş birlikteliğine belki daha ciddi bir ilişkiye hı hı. doğru da Dönüşebilir. Bunlara açık bir dönemdeler. Çok güzel bir dönem o zaman için. Evet, akrepler için, e, için güzel bir dönem. Gerçekten. Peki yaylar için neler söyleyeceksiniz? Onlar nasıl etkileniyorlar? Başak burcundaki yeni ayda. Yaylar da aynen ikizler ve başak gibi değişken burç grubumuz. Hı -hı. Dolayısıyla birçok gezegen Başak burcunda onların haritasının en tepesinde, kariyer evinde. Ama bir anda, bir yandan da onlara zıt bir açıda. Ee, bu e, birçok enerjini onları kariyer konularında daha fazla tabii ki teşvik etmesini sağlayacak. Yani geleceklerini düşünüyorlar, biraz endişeler olabilir, sorumluluklar, görevler, e, toplum önündeki statüleri, imajları ve genel kariyerleriyle ilgili konuda çok fazla hareketlilik var. Bu yeni başlangıçlar olabileceği gibi süre gelen işlerinde düzenlemeler, organizasyonlar da olabilir, İş eğitimleri, kariyerde onları geliştirecek. Biraz daha ustalaşmasını sağlayacak bazı eğitimler söz konusu olabilir. Ancak Jüpiter açısı birçok şeyi de biraz gözlerinde büyütmelerini de sağlıyor ya da aşırı riskler almalarını da sağlıyor. İnsanlar aşırı güvenebiliyorlar ya da kendi altından kalka kalkamayacakları konu ve kavramlara daha cesaretle girişebiliyorlar. Bu konularda uyarmak istiyorum yayları. Daha sakin olmaları gereken bir dönemdeler. İş ortamlarındaki kişiler, üstleriyle olan ilişkilerde, özellikle gerilimlerde olabilir. Ya onlara karşı üstleri çok eleştirel olabilir, hı hı. aşırı e, detaycı, yargılayıcı olabilir. Ya da onlar mesela e, olaylara çok detaycı yaklaşabilir, ama yaylar çok detaycı değildir. Onlar daha genel evet, olarak onlar bakar her şeyi. Biraz. Evet, e, muhtemelen. E, Yukarıdan hani üstlerinden ya da aile büyükleri olabilir aile içerisinde daha fazla eleştiri alabilirler yaylar bu dönemde ee, o iyimserlikleri için özgüvenleri için veya işte detayları gözden kaçırdıkları için biraz kontrol altında tutulmak istenebilirler bu da onlarda tabii ki biraz endişe kaygı huzursuzluk yaratabilir. Hı hı. Geldik oğlaklara. Onlar nasıl bir hafta geçirecek? Oğlaklar için de güzel bir dönem. Birçok gezegen Toprak Burcu'nda ve 9. evlerinde oğlak burçları yurt dışı, yabancı kültürlerle ilgili alanlarda güzel fırsatlarla karşılaşabilirler. Seyahat edecek burçlardan biri de oğlaklar. Yükselen oğlaklar, bu seyahatler uzun mesafede de olabilir, yurt dışı da olabilir, iş için olabilir, eğitim için olabilir ya da özel tatil için olabilir. Ama keyifli bir dönemdeler. Hukuksal konularda yeni girişimler olabilir, akademik konularda e, güzel atılımlar olabilir. Öğrenci bir oğlaksa e, üniversiteye başlayacak, bunun için seyahatleri olabilir. Belki yurt dışında eğitim alacak, belki başka bir şehire taşınacak. Yani bunun gibi etkiler var daha olgun yaşta bir oğlak belki yarım kalmış akademik kariyerini tamamlamak için adımlar atacak. Bu da söz konusu olabilir. Yurt dışı işler, uluslararası ticaret konularında yine son derece verimli bir dönemde oğlaklar hareketli. Çok sayıda ilişki ve iletişim trafiği var. Bol bol seyahat var. Evet geçtiğimiz günlerde kova da bir dolunay olmuştu. Evet şimdi geldik kovalara onlar nasıl etkileniyor bu yeni aydan? Kova burçları aslanlar gibi en fazla para konusunda etki alan burçlarımızdan 8. evlerinde bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay ile beraber finans durumlarını şöyle bir gözden geçirmek isteyecekler. gelirleri giderleri nedir? Yani bir muhasebe yapma dönemi aslında. Ne kadar kazanıyorlar? borçları var mı? Ödeme planları nedir? İşte bir vergi konusu olabilir örneğin bunu yapılandırmak olabilir. Veya bir kredi başvurusu yapacaklar, banka işleri olabilir e, bununla alakalı ya da bir e, miras konusu, bir tazminat, nafaka konusu var bununla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Bir burs beklentisi var bununla ilgili girişimler, görüşmeler, yazışmalar ve benzeri konular olabilir. Para konuları ve bunlar daha çok hisseli paralar, başkalarından gelen ek kaynaklar ve benzeri gibi konulara da işaret ediyor. Eşlerinin gelirleri ve giderleriyle ilgili konu ve kavramlarla da bu ay meşgul olabilirler. Ee, kovaların tabii ki kişisel haritalarına göre bu etkiler iyi de olabilir, biraz onları sert de etkileyebilir. Yani bu hı hı. parasal kaynaklar onları rahatlatacak bir gelir şeklinde de olabilir, bir kredi, bir burs. Hı hı. Ama bir yandan bir tazminat ödemesi, bir e, vergi sorunu hani böyle bir gider şeklinde de karşılarına çıkabilir. Bilirim, güzel paralar gelsin kovalar için. İnşallah. Geldik. Evet. Son burcumuz balıklara. Balık burçlarımız e, şimdi Eylül balıklar için önemli. Tam Karşıt burçlarında yeni ay doğacak ama 14 Eylül'de de bir balık dolunayımız var. Dolayısıyla balık burçları tüm değişken burçlarımız gibi en çok etki alan burçlarımızdan. ilişki evlerindeki yeni ay ve birçok gezegen ilişki evlerinde her türlü ilişki dinamiğinde yenilikler olabilir, düzenlemeler olabilir. Evlenmek için balıklar bu Eylül'de çok istekli, arzulu olabilirler. Evlilik teklifleri olabilir. Hatta gerçekten bir imza, evlilik gerçekleşebilir. Süre gelen ilişkilerinde eşleriyle, partnerleriyle ee, bazı projelere girişebilirler. Bir şeyler e, olabilir. Yeni kararlar verebilirler. Ya da ilişkilerini düzenlemek adına yeni e, bazı e, enerjiler altındalar. birlikleri olabilir tabii hı hı. ki. Ortaklı işler, işbirlikleri. Tüm bunlar için bu yeni ay onlara yeni kapılar açıyor, olasılıklar hı hı. veriyor ama genel olarak e, su grubu olduğu için balık, toprak burçlarından da olumlu destek aldığı için bu yeni ayın ilişkileriyle ilgili çok güzel fırsatlar getirmesini bekleyebiliriz. Evet herhalde balıklar evleniyorlar değil mi? Büyük Hı -hı. oranda evet evlilik konuları ve Hı -hı. süre genel ilişkilerindeki eşleriyle ilgili konular gündemlerinde. Hı -hı. Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık teşekkür ederim. için. Evet, sevgili izleyiciler bu haftanın da yorumlarını aldık. Dilerim yeni ay hepinize güzel, huzurlu günler getirsin. Tekrar görüşünceye dek de hoşçakalın, mutlu kalın.